Ortak basın toplantısı öncesi bir gazeteci nükleer silahların yasaklanması antlaşması yazan pankartı açınca hızla konferans salonundan dışarı çıkarıldı. Kısa süre sonra ana aktörler salona giriş yaptı ve artık istenmeyen sesler de işitilmiyordu. Donald Trump ve Vladimir Putin açıklamalarında uyumlu görünüyordu. Moskova'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları gibi kritik konularda bile. Başkan Trump, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sürecine sözde müdahalesi iddialarını da gündeme getirdi. Daha önce başkana da kişisel görüşmelerimiz sırasında defalarca söylediğimi yine tekrar etmek zorunda kaldım. Rus devleti seçim süreci de dahil Amerika'nın iç işlerine hiçbir zaman müdahale etmedi ve hiçbir zaman da etmeyecek. Gizli verilmiş sözler yoktu, bunu herkes biliyor. Pek çok insan suçlandı. Şu ana dek bildiğim kadarıyla hiçbirinin benim kampanyamla ilgisi yoktu. Kampanyayla bağlantısı olan birini bulmak için gerçekten çok uğraşmak zorundalar. Bu temiz bir kampanyaydı. Hillary Clinton'ı kolayca yendim. Trump'ın açıklamaları muhaliflerinin Moskova'dan çok Washington'da oturduğuna işaret ediyordu. Helsinki'de gerçek tartışma konuları ise gündem dışı kaldı. Suriye konusu gibi. Ama Putin nükleer silahsızlanma konusunda netti. Uluslararası istikrar ve kitle imha silahlarının yayılmasının engellenmesi konusunda diyaloğumuzu geliştirmenin önemli olduğunu düşünüyorum ki bu konuları da konuştuk. Bu konuda Amerikalı meslektaşlarımıza bir dizi somut öneri içeren bir not ilettik. Her iki lider soruları yanıtlarken de topu birbirine atıyor gibiydi. Trump'a göre iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihteki bu en kötü durumu 4 saat içinde çözüldü. Trump ve Putin pazartesi günü öğleden sonra kapalı kapılar ardında 2 saat özel görüşme gerçekleştirdi. Öngörülenden daha uzun. İçerideki atmosfer dışarı yansıtılmadı. Öğleden önce ise Finlandiya Devlet Başkanı Niinistö'nün verdiği resepsiyonda ortam oldukça neşeliydi. O sırada Helsinki'nin merkezinde ise önceki günlerde olduğu gibi yüzlerce insan Trump ve Putin buluşmasını protesto ediyordu. Protestocular herkes için insan haklarının uygulanmasını talep etti.